çok önemli bir konu daha var. Kendini ezdirenlerin yaptığı. Bir merceğe ihtiyacımız var burada. Ne merceği biliyor musun? Dur! 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 Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im, merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah, şükürler olsun. Şimdi kendini ezdirme aslında bizde yaygın bir sorun. Çünkü hani bilerek bilmeyerek hiç önemli değil. Ama birileri seni ezmeye çalışıyor. Sen buna izin verdiğin için eziliyor. Yani burada aslında suçlu diğer insanlar değil. Sensin. Neden? Çünkü insanlar ezmeye çalışır. İster bilerek olsun. Yani şunu şöyle söyleyip çıkamazsın işin içinde. Ya işte kötü niyetler. Ya bırak kötüsünü iyisini. Biz niyet ölçmüyoruz. Biz neyin peşindeyiz biliyor musun? Kendini ezdirmeyi nasıl durdururuz? Ve insanlar, bazıları diyeyim hadi, kendini bu ezmeye çalışan, seni ezmeye çalışan insanlar sanki bu senin iyiliğine yarıyormuş. Bak ben böyle yapıyorum ama dost acı söyler, dost bilmem ne yapar. Ya yürü git, ben et miyim sen beni eziyorsun, bu et döveceği var böyle. Biliyor musun? Arkadaş, beni niye eziyorsun sen? Şimdi bu kendini ezdirme konusu çok önemli. Çünkü giderek kişilik ve bilinçaltı, yani bir şey gibi düşün, omuzlarına bir yük bindi ya, bu belli bir süre sonra sırtını, omurganı nasıl eziyorsa seni, ruhun öyle eziliyor ve bedenine yansıyor. Evet, önceki videoda kendini ezdirmeyi artık durdur demiş ve çok sayıda madde sıralamıştınız. Devamını dinlemek istiyoruz hocam. Çünkü gerçekten farkında olmadan da olsa veya bazen farkında olarak onaylanma, kabul görme ihtiyacından dolayı çok fedakarlık yapıyoruz. Ne yazık ki bunu durdurmalıyız. Kendi değerimizi sanırım fark edemiyoruz. Bravo. Şimdi bak, kendi değerimizi fark edemediğimiz için bak, kendini ezdirenlerin en büyük hatalarından birisi ne biliyor musun? Hayır diyememe. Ben hayır dersem yalnız kalırım, terk edilirim. Yok öyle bir şey ya. Abartma, hatırlayın geçen videolarda bahsetmiştim. Bir bardak süt için inek besleme. Sen hayır dedin, ilişkiniz bitiyorsa bitsin, o ilişki yoktur zaten ya. Hayır de ya. Bazen hayır de ya. Her şeye evet deme. Deme. Neden? Hayır, bir şeye hayır dediğinde o ilişki bitiyorsa öyle bir ilişki yoktur zaten. O yüzden tekrar ediyorum. Korkuyu bırak. Bana odaklan. Sesime odaklan. Korkuyu bırak. Korkma. Hayır de. Yavaşça hayır de. Küçük şeylere hayır diyerek başla. Kendini ezdirdiğin en büyük şeylerden birisi ne biliyor musun? Her şeye evet demek. Her şeye boyun eğmek. Her şeyi kabul etmek. Yanlış. Kendini ezdiriyorsun. Yapıştırır. Mücahid'im buraya o şeyi. Kendini ezdirenlerin en büyük eksikliği ve hatalarından bir tanesi ne? Sınırlarını belli etmemek. Bak, kırmızı çizgi diye bir laf var Mücahid'im. Hiç duydun mu kırmızı çizgi? Evet. Kırmızı çizgiler. Kırmızı çizgin yoksa ezilirsin. Benim kırmızı çizgilerim var diyor ya bazılar. Bu seni ezmeyi engelliyor. Benim kırmızı çizgilerim var. Ya bu konulara dikkat edilmesini bekliyorum. Benim kırmızı çizgim şu. Mutlaka kırmızı çizginiz olsun. Çek kırmızı çizgiyi. Çizginin bu tarafına geçmesinler. Geçmesinler. Müsaade etme buna. Bakın, tekrar ediyorum. Kırmızı çizginiz yoksa bile şimdiye kadar. Koyun birkaç tane ya. At kafadan bir kırmızı çizgi. Ne fark ediyor? Ben şunları kabul edemem de. Bu seni kişilikli hale getirir. Karşının gözündeki değerini büyütür. Ve karakterli gösterir. Bak. Kırmızı çizgi mutlaka olsun. Ben bunu asla kabul etmem dediğin şeyler olsun. Her şeye böyle diyorsan suyu çıktı. Her tarafta kırmızı çizgi varsa artık kırmızı çizgi değil, kırmızı bölgedir o. Evet. Bizim bahsettiğimiz küçük şeyler. Küçük küçük. Lütfen sesimi hatırla, yap bunu. Çok önemli bir konu daha var. Kendini ezdirenlerin yaptığı. Ezenler genelde mobbing, psikolojik şiddet veya fiziksel şiddet yapıyorlar. Burada mutlaka bir tepki göster. Mutlaka bir dur de. Dur diye bir ifade var böyle, dur. Tabela var. Tabela. Eğer bunu yapmıyorsan ezilirsin. Çünkü karşı taraf sen bunu hoşuna gidiyor zannediyor. Yani geliyor böyle el şakası yapan, saçma sapan şakalar yapanlar var. Böyle el ayak şakası yapıyor. Dalga geçiyor sana. Bir laflar söyle. Bir şeyler söylüyor. Senin bir fiziki durumundan dalga geçiyor.
Buna müsaade edemezsin ya. Hemen burada neyi getir? Dur! 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 Müsaade etme. Müsaade etme. Neden? Çünkü buna müsaade etmen karşı tarafa bundan sonra buna devam etme hakkı verir. Yapma kendine bunu. Yapma bu işkenceyi kendine. Evet hocam, sanırım kırmızı çizgiyi çekmekle kibir arasında, mütevazılıkla fedakarlık arasında bağlantılar var. Çok. Mesela kırmızı çizgiyle kibir arasında şu fark var. 100 tane kırmızı çizgin varsa kibirlisin. Bakın, kendime böyle konuşturamam. Ben şunu sevmem. Ben şu bardak olmazsa içmem. Ben böyle bir koltuk... Sen git sarayda yaşa o zaman. Kraliçesin. Kraliçe Elizabeth'in sarayına git, orada yaşa o zaman. Biz yanlış yerdeyiz yani. Sen bizi beğenmiyorsun. Prens Charles'a git o zaman. Yani burası önemli. Kırmızı çizgiyle her tarafta kırmızılıktan varsa bu kibirdir yani. Buna çok dikkat, çok dikkat, çok güzel sordun. Bravo Mücahit. Bir kere bu kendini ezdirenlerde çok önemli bir nokta daha var. Sorumluluk almıyorlar hayatıyla ilgili. Bak, kendini ezdiren kişi, bir tane kitap oku. Bir şey yap, kendini geliştirici bir kursa katıl, bir şey yap. Bak bir daha o ezdirme konusuna nasıl tepki veriyorsun? Bak, bulunduğun durumda aynı şeyleri korursan ezdirmeye devam edersin. Ezdirmeyi durdurmanın tek yolu ne? Sakın bunu yapma. Bir şeyi, bir kitap oku, bir kursa katıl, bir farklılık ekle. O zaman ne olacak biliyor musun? Seni farklı algılıyor. O fark hemen yansıyor. Yeni bir kıyafet aldığında nasıl bir halin, tavrın değişiyor, bir yürüyüşün şeklin değişiyor. Kilo verenlere bakın mesela. En çok kilo verenler de oluyor. Geliyor hemen böyle bir duruş muruş, böyle bir şeyler. Aynısı şahsiyetinde olacak. Buna çok dikkat et. Çok kolay. Bir kitap oku, bir kurs, bir şey yap. Hemen bu ezdirmeyi durduracaksın. Şimdi bu kendini ezdirenlerle ilgili bir şey daha var. Çok önemli. Bir merceğe ihtiyacımız var burada. Ne merceği biliyor musun? Seni ezenler hangi tehditleri kullanıyor? Bunu yakalaman lazım, dedektif gibi. Seni ezen kişiler ezerken, bak böyle yaparsan bizi kaybedersin. Gizli veya açık seni neyle tehdit ediyor, bastırıyor? Seni ezenler ne yapıp eziyorlar? Bunu yakalaman lazım. Yakalarsan durdururuz. Seni asla bir daha etkileyemezler. Bu bizim için çok önemli. Çok çok önemli. Çok dikkat etmemiz gereken nokta burası. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Mücahit. Bu seriye devam edecek miyiz? Ediyoruz. Son bir video daha yapalım. Tamamdır hocam, görüşürüz. Eyvallah. O zaman. Eyvallah.